Çok Aramızda. Ünlü yapımcı ve senarist Gani Müjde'yi eşi Belma Canciğer ve Ümit Erdim'in işbirliğiyle şakaladık. Ümit Erdim'in sunuculuğunu yaptığı bilgi yarışmasına eşiyle birlikte davet ettik. Tabii bilgi yarışması bilinen yarışmalardan çok farklıdır. Çok Aramızda'nın bu şakası çok sevgili Gani Müjde için. Belma eşi olarak işbirlikçi. Yarışma sunucumuz Ümit bizimle bu şakada beraber yarışmayı sunuyorsun. Evet. Risk altında aldığı yarışma. Kadınlar ve erkekler olarak sizler Turgut ve Pınar adına yarışıyorsunuz. Yani Turgut'la Gani yarışıyor, Pınar'la da sen yarışıyorsun. Biz monitördeyiz, size de kolay gelsin. Hazırız. Teşekkürler. Buyursun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Konuğumuz Gani Müjde giriş yaptı arkadaşlar. Salona alalım kendisini. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen de hoş geldin. Ah talihsiz Pınar. Rakibimsiniz siz. Talihsiz Pınar. Bakalım kim talihsiz Gani'ciğim. Sana ne oyunlar hazırladık. Evet hadi başlayalım arkadaşlar hadi. Merhaba. Geliyorum. Harika. Kim kimin rakibi acaba? Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, çok teşekkür ederiz. Nasılsınız? Talihsiz kız. Çok evet. Şanslısınız yani. Kim 500 bin lirada 500'e kadar giderim. Vallahi Gani kendine çok güveniyor, söyleyeyim. Vallahi. Aç kara ederiz değil mi? Çok acık. Evet Ümit, yap açılışını, gir sahneye. Hanımlar beyler, Show TV ekranlarında yepyeni yarışmaya, bilgi yarışmasına, eğlence yarışmasına ve aynı zamanda yardım eden yarışma programı Risk Altında'ya hepiniz hoş geldiniz. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Ve hepinizin yakından tanığı, benim için çok çok özel kıymeti olan değerli büyüklerim bu ilk programın konuğu oldular. Beni de kırmadılar. Onları burada misafir etmekten dolayı çok mutluyum, çok da heyecanlıyım. Teşekkür ediyorum Gani Müjde ve çok değerli eşi Belma Canciğer hanımefendi. Benim hayatımdaki yerlerini tartışmak mümkün değil. Size anlatmama gerek yok zaten. O yüzden hemen yarışmacılarımızı tanımak istiyoruz. Pınar Hanım'dan başlayalım. Nasılsınız? Hoş geldiniz. İyiyiz efendim. Hoş bulduk. İlk programın ilk heyecanı. Kendini tanıt Turgut. Siz efendim Turgut Bey hoş geldiniz. Merhaba ben Turgut Özdemir. Uzun yıllar otomotiv sektöründe işletmeci olarak görev yaptıktan sonra son 10 yıldır da Türk sanat müzikisinin içerisinde bir koronun kurucusu ve başkanı olarak ne derler? Hobi anlamında. Hobi olarak. Evet böyle müthiş bir uğraş içerisindeyiz. İkisi de benim alakalı olduğum ne sektörler güzel. Yine. Çalıştığım yerlerden geldi. Programımız çok basit ve çok eğlenceli. Misafirlerimizin başına hiçbir şey gelmeyecek. Bunu ben teminat altında tutuyorum. Fakat yarışmacılarımız, misafirlerimiz onlar adına bilemedikleri sorular oldukça onları bazı sürprizler bekliyor. Onu şimdiden söyleyeyim. Kırbaç falan mı var? Kırbaçtan beter edeceğiz merak etme Gani. Size güvenmelerinde fayda var ama aynı zamanda güvenmeseler de iyi olur. Evet. Bu kadar özetleyebilirim. Belma Hanım'ın sorusuyla başlayacağım. 50 bin liranız var tekrar hatırlatayım. Hazırsanız ilk sorunuz geliyor. Hazırız. Çok basit. Hangisi patlıcangiller ailesinden değildir? Havuç diyelim. Havuç dedi Belma Hanım. Emin misiniz efendim? Yani emin değilim ama havuç diyorum. Hangisini diyelim? Evet. Hemen aralarında konuşuyor. Konuşabilir miyiz? Riske giriyorum ve havuç diyorum de. Girin Belma Hanım ya. Ne olacak? Havuç diyoruz. Diyoruz biz. Dedik. Evet. Dedik. Peki Belma Hanım. Risk altındayız ama yine de havuç diyoruz dedi. Görelim bakalım cevabımız havuç mu? Gönder doğru cevabı. Bravo. Evet. Nasıl patlamıştık yani. evet, patlamıştık. Gerçekten patlamıştık. Gerçekten mi? Ne diyecektin ama? İyi ki bize geldi. Patates diyecektim. Neden? Çünkü diğerlerinin hepsi bir toprak üstünde patates yer altında oluyor. Havuç da yer altında ama Gani. Yanlış mantık yani bu. İkinci sorumuz gelecek. Gani abi için gelecek. İkinci sorumuz. Ekranımızda soruyu görelim o zaman. Evet, hangisi maydanozgiller ailesinden değildir? Kereviz, yonca, anason, kimyon. Hangisi maydanozgiller ailesinden değildir? Gani abi az önce yürüttüğün mantık çok güzeldi bence. Ben bir şey demiyorum. Güzel bir düet. Bu hesapla da o zaman kereviz çıkar ki toprak altındadır. Ya kerevizciz ya keriziz. Peki. Cevap yanlış ama biz doğruymuş gibi yeşili yakalım arkadaşlar. Daha ilk sorudan korkutmayalım Gani'yi. Doğru cevap vermiş olsun. Tebrik ediyoruz. Gördüğünüz gibi işte tipik bir Gani Müjde mantık yürütmesi. Şimdi şu Heidi sorumuz var ya. Belma'ya gelsin. Evet Belma Hanım sorumuz sizin için. Bir zamanların meşhur Heidi, Alplerdeki Kız çizgi filmi hangi ülke yapımıdır? Japonya diyorum. Hani o Heidi'nin ayakkabıları Hollanda'yı anımsatsa da gerçeği tabii ki Japonya'dır efendim. Müthiş bir şey ya valla. Belma Hanım iddialı bir şekilde Japonya cevabını verdi. Bakalım cevabı doğru mu? Biliyorum yani. Valla Japonya. Hatta şarkısını bile bilmiyor musun? Alalım hemen Gani Müjde'den Haydi şarkısını alkışlarınızla dinliyoruz. La 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 la. Öyle bir şey. Söylesene Gani biraz daha söylesene. Hayır. Ya lütfen ya. Hayır bu kadar. Sen söyle. Teaser yaptım. Haydi. Değil. Haydi. Ne abi bu? Lassum Reisus'un Sari Göl. Hayır abi Almanca versiyonu orijinali değil. Turgut sen de söyle. O başka türlü bir şarkıydı. Şeyleri böyle değil. Haydi. Haydi, koşumda kabulur. O değil miydi? Haydi gidelim, haydi gidelim, haydi haydi. Öyle ona bağlı. Haydi, haydi gidelim. Stüdyo delirdik arkadaşlar. Bildi ya seviniyor tabii. Ne yapsın? Haydi. Şimdi biz çökeceğiz şimdi belli oldu. 117 yıllık Haydi'yi de Haydi yaptık. O da iyi oldu yani. Evet şimdi zor sorularımızdan biri gelsin. Artık başlayalım şakaya birazcık yükselelim. Bilim insanları tarafından evrenin ortalama rengi ne olarak adlandırılmıştır? Dedim abi soğuk füzyon geliyor dedim. Bak. Astrofrappe, Cosmic Latte, Space Moka, Universal Macchiato. Oha. Ay, tabii. Gani abi emin olamazsanız da sevdiğiniz kahveyi söyleyin. Orada yine moka. Ha öyle mi? Tamam. Peki. Sevdiğim kahve. Doğru cevap Kozmik Latte olduğu için yanlış. Kırmızı yansın arkadaşlar ilk defa. Doğru cevap verdi çünkü. Kozmik Latte'ymiş. Kırmızı yandı ledlerimiz maalesef. Evet. Yürütememiş. Bu akşamın ilk yanlış cevabı ve aynı zamanda da ilk cezası oldu bu. Turgut Bey sizi şöyle ortaya alalım. Buyurun. Ve bana doğru bana doğru lütfen böyle ortaya doğru. Evet gir bakalım havuza Turgut. Evet buyurun. Buyurun içine girin. Çöksün Turgut. Turgut çök gözlerini kapat. Çiçek. Turgut abi kapa gözlerini. Allah! Lan! Ay daha da geliyor. Bu ne? Çök abi çök kıpırdama abi. Ay! Evet. Evet. Bu ne bu? Çok acıklıymış ya. Çok güzel. Bence çok güzeldi. Evet. Neyse kendime geldim. Evet. 2 kova buzlu sizin cezanız Turgut abicim. Buyursunlar. Geçmiş olsun. Orada siz kendi kendinize ısının. Ah Gani. Sarılarak ısıtsam acaba Turgut'u? Evet. Artık sırada sizin sorunuz var. Hanımlar hazırsak ekranımıza rica edelim Belma Hanım'ın sorusunu. Soğuk Savaş yıllarında CIA adına casusluk yapması için milyonlarca dolar harcanan ancak ilk görevinde araba altında kalarak ölen hayvan türü hangisidir? Cevap kedi biliyorsun zaten ama peki daha inanmıyorum daha yeni bunun belgeselini izlemiştim. Ya ben bunu izledim biliyor musun? belgeselini izledim ama şimdi aklıma gelmiyor. Maymun ve kuşu eliyorum zaten. Yani ben kediyle köpek arasında kaldım. Çünkü çok net hatırlayamıyorum. Şöyle yapalım. Yoksa izledim ben bunu yani. Biliyorum. Belma Hanım maymun ve kuşu eledi. Doğru muydu sizin? Doğrudur. Doğruymuş. Peki Gani abi de aynı fikirdeymiş. Evet şimdi emin oldum. Çünkü torpili aldık yani oradan. Şimdi artık eminim. Buldum. Söylüyorum. Peki. Okey. Kedi diyorum. Kedi mi? Kedi. Gel. Evet peki, bakalım. Gani abi sizce? Ben olsam köpek derdim. Yakalım yeşili. Vallahi. Tebrik ediyoruz Belma Hanım ve Pınar Hanım'ı. Gerçekten. Bravo ya. Şimdi Gani'ye zor sorulardan biri daha gelsin. Hazırsak sorumuzu rica edelim. Karaya vuran balina, yunus gibi canlılar en çok hangi sebepten ölmektedirler? Yani böbrek yetmezliği olmaz. Emin misiniz diye sorsana Turgut. Gani Bey, emin misiniz? Yani bu sefer inşallah doğru cevap verirsiniz. Ben artık burada... Turgut, gizlice kulağına söylemeye çalışsana. Karaya vurduğuna göre... Yani zaten bir arızadan dolayı karaya doğru gidiyor. Ha, felç. Şimdi bir dakika bak. Mantık yürütüyorum. Mantık yürütüyorum. Felç diyorum. O yüzden evet, solunum yetmezliği olamaz diyor. Belma Hanımcığım, bununla ilgili de bir belgesel izlediniz mi acaba? Ya belgeselleri ben izliyorum evde. O dizi izler daha çok. Niye ben bilemiyorum anlamadım. Abi bir tane izlemiş, onu da doğru bildi. Evet vallahi süper ya. Belma Hanımcığım. Belma, benim bir fikrim var. Susuz kaldıkları için böbrek yetmezliği olabilir de. Yani benim bir fikrim var aslında. Çünkü mantık olarak susuz kaldıkları için böbrek yetmezliği diyorum ben. Ya ben olsam öyle derdim. Görelim cevabımızı. Bakalım Gani Müjde doğru cevap verdi mi? Hayda. Ya. Felç geçireceğim şimdi. Ya. Peki. Keşke bizim sorumuz olsaydı. Ama bilmem şey normal yani. Ben asla hiçbir şekilde çok uzaktan yakından... Çok güzel mantık yürüttü ama. Süper mantık yürüttü. Yalnız acaba Belma Hanım'la mı yarışsaydım diye de düşünmüyorum değil yani. De Turgut, evet. Oo, inanılmaz. Valla evet, açıkçası ben şimdi bu yarışmacıdan da müşteki olmaya başladım. Evet. Onu da söyleyeyim yani. Aklı acaba abi, diyorum diğer tarafta mı yer alsam, Belma Hanım'la mı yarışsaydım değişelim diye. Ya ben o bilmiyorum. Böyle baksana 10 soruda 2 tane... Şaka yapıyorum de şaka. Olmaz ki böyle. Yok şaka yapıyorum canım abi. Biz ve Turgut abicim tekrar seni havuzun yine içine... Buraya. Neyse bu sefer soğulmayacak herhalde. Gözlerini açmamanı rica ediyorum. Ben yine Gani abinin yanında yerimi alayım. Ümit, hayır de bu seferki tatlı bir sürprizdi. Turgut abicim çok tatlı bir sürprizimiz var sizin için. Aman, bekletiyoruz aman sizi biraz daha. Tatlı. Öylelikle durun lütfen. Öylelikle durun lütfen. Tamam. Ne oluyor ya? Allah! Arkadaşlar o ne vurun dedik öldürdünüz yavaş biraz. Bari yemek yedik bari. Tamam. Kalk gel abi yardım et. Ya deminki de böyle olsaydı ya. Gel abicim gel. Acımadı değil mi? Ümit. Bu sefer Belma'nın bilemeyeceği bir soru geliyor. Bence de. Hanımlar da cezaya hazırlansın gibi şeyler söyle. Yani sorunun zorluğundan eminsin. Hanımlar beyler risk altında tüm hızıyla devam ediyor. Sırada hanımların sorusu var. Biraz böyle ters köşe yapıyoruz. Ve o yüzden sırada Belma Hanım'a bir ipucu vereyim. Futbolla alakalı bir soru gelecek. Yani hanımların da bilmiyorum Gani abi biraz acımasız olmayayım ama biraz hani bir kaybettiklerini görsek ara ara diyorum artık. Yok görmesek sanki, görmesek. Değil mi? Görmesek. Yani. Soru şu ya Şili milli takımını kim çalıştırıyor? Mesela yani evet artık. Ama benim hazırsak... bugün şansım benden yana sanki. Peki. Bilirim belki Erman de bilmem. Hanımların sorusu geliyor efendim hazırsak ekranlarımızda görelim. Aşağıdaki futbolculardan hangisi New York Cosmos takımında oynamamıştır? Pele, Maradona... Yasin Özdenak, Beckenbauer diye bir şık var. Gani abi sizce bilebilir mi? Ben bile zorlanırım. Ben bile zorlanırım evet. Gani Müjde'nin zorlandığı bir soru şu anda Belma Hanım'ın karşısında. Belma Hanım bunu da bir belgeselde izledi mi birazdan göreceğiz. Maradona diyorum. Evet. Cevabı kitledik. Gani abi sizden yorum alabiliriz. Maradona doğru. Ben Pele gibi hatırlıyorum. Pele oynamadı derdim yani. Peki. Belma Hanım Maradona dedi. Görelim cevabımızı. Yakalım yeşili. Acayip ya. Şey diyeceğim, bu kadarı biraz yani, acayip oluyor artık. Maradona en havalı isim olduğu için onu söyledim açıkçası. Bu muydu Belma Hanım? Gerçekten bu muydu? İnanılmaz ya. Vallahi. Harika ya. Şimdi Gani'nin zor sorusuna gelsin bakalım. Sıra. Evet. Aşağıdaki kelimelerden hangisi Türkçe'ye Rusça'dan geçmiştir? Kalorifer, sandalye, tribüşon, semaver. Bak, Türkiye'nin en usta yazarlarından biri stüdyomuzda. Böyle bir insana böyle bir soru sorarak bence Turgut abiye küçük bir iyilik yaptık artık. Artık niye? Yani yok ya, hiç de değil. Olur mu abi? Çok zor bu da. Gani abi lütfen yapma. Yani, gözünü seveyim. Hangisi Rusça'ya benziyor Allah aşkına? Semaver gibi geliyor, kusura bakma. Kusura bakma. Kusura bakma. Bir görelim bakalım ne olacak. Fikrini çelmek lazım Turgut. Sen karış biraz. Belma sen abi de. Keşke sandalye deseydin. Ben mesela... Ay, bence sandalye deseydin yok, ya. Daha içmedir. Ben bir noktaya kadar size katıldım ama... Yani biraz bana da şey geldi, sandalye gibi geldi. Sen sandalye mi dedin? Değiştirebiliriz. Semaver dedi. Değiştirebilirsiniz aslında. Değiştirebiliriz. Değiştirme hakkı mı istiyorsunuz? Ya ben inisiyatif yani alırım eminseniz ama ceza gelirse karışmam. Ya... ben inisiyatif alırım. Risk altındayız ya. Bir risk alsak mı? Tabii programın formatına da uysun. Hadi alsın riski, sandalye desin o zaman. Tamam, peki, sandalye diyelim. Peki ben nihai cevabı Gani Müjde'den aldım. Gani Müjde risk altındayız dedi. Risk alacağız dedi. Ben de inisiyatif alıyorum. Sandalyeyi işaretledik. Evet, göreceğiz bakalım cevabı bakalım. Turgut abi pişman olacak mı? Büyük pişman olacak hem de. Yakalım cevabı. Yakalım lütfen. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ya belgeselde seyrettim dedim. Evet. Ve Turgut abi. Evet. Ben hak ettim Gani Bey. Evet. Ne de? Tamam, hak ettim ben. Çünkü daha yeni abicim izledim hem de. Bir ay önce izledim. Semaver... Turgut abicim bak. Yani şuradan da döndürdün ya Turgut abi. Yani... Neden? Ne kadar doğru ateş etmişsin. Evet ya. Gerçekten. Ama bak itiraf edeyim. Ben de bir sandalyeye gittim. Peki şu anki cezadan sonra isteseniz de konuşamayacaksınız de. Turgut'a. Evet, Turgut ya, abicim zaten... bir ipucu vereyim. Şu anki cezadan sonra zaten isteseniz de konuşamayacaksınız. Evet, yani sıradaki cezamızı... Eyvah, ağzımı evet, bantlayacaksın. Arkadaşlar, sıradaki cezamızı... Evet. Evet, havuz yok. Bu sefer ortalığı çok pislettiğim için havuz istemedim. Hı -hı. Ve arkadaşlarımızdan Turgut abiyi... Gözünü kapatayım yine. Gel abi yanıma gel, kapat yanıma gel. Gel şey yapma, gördü zaten, gel abi yanıma. Yok, vallahi gel. Görmedi. Gel abi gel olsun. Şey olsun. Görmek de istemiyorum açıkçası. Güzel mi o? Uy. Biberi yedikten sonra Allah'ım neydi günahım şarkısını söyle bize. Bir kopya vereyim mi? Uçlarından ye. Bir şey diyeceğim ben de. Sivri taraflarından doğru ye. O çok zaman, mantıklı. O zaman daha az. Pardon çok özür dilerim. Desene Turgut, bir tane de ortağıma yedirebilir miyim de. Allah, çok mu acı? Bir tane de ortağıma, yani Pınar Hanım'a yedirebilir miyim? Acı beynine mi vurdu Turgut'cum? Senin ortağın Gani. Ne yaptın? İyi, çok güzel, çok güzel. Sandalye dedi o. Gani abi sizin ortağınız. Bu cezayı siz çektirdiniz bana. Ama ben ne diyorum ki? Rica ederim. Ne güzel bak. Gani abi bir parça alır mısınız? Yok Allah'ım. Ne oldu? Bakın biz götürüyoruz ama. Valla ben semaver dedim. Cesaretle götürüyorum ben. Teşekkürler. Birazdan ne biçim dumanlar çıkacak. Evet, Turgut abiye bir soracağım. O süper, hayran. Ben de ucundan ısırdım hocam. Gerçekten acı. Pastanın üstüne acı. Bari tam tersi olsaydı. Evet, şimdi Belma'ya trafik cezaları ile ilgili soru geliyor. Evet, risk altında devam ediyor hazırsak. Belma Hanım'ın sorusu geliyor. Trafik cezaları araç sürücüsünün geliriyle orantılı olan ülke hangisidir? Finlandiya diyorum. Finlandiya diyorsunuz. Finlandiya diyorum. Finlandiya dedi. Cevabı kilitledik. Görelim cevabımızı. Olması gereken Finlandiya dedim ama. Ben kontra giderim. Gani abi mantık yürütürken. Hanımlar şu ana kadar hatasız gidiyorlar. Yani hanımların evet, altında şu an eziliyoruz. Kafamıza vuruyorlar. Evet. Evet. Hani ben de arada böyle bir yanlıyorum erkek tarafına ama ben de kurtaramadım. Mümkün değil. Risk altında devam ediyor. Sırada Gani Müjde'nin sorusu var. Görelim Gani abi ne mantık yürütecek acaba? senin sayende şeklinde kullandığımız Farsça kökenli saye kelimesi ne anlamına gelmektedir? Senin sayende, evet, ilk senin yardımınla demek. Senin sayende, senin yardımınla demek. Yardım cevabını verdi. Yine çok güzel bir mantık yürüttü. Cevabı kitledik ve Belma Hanım'dan bir cevap bekleyeceğim. Katılıyor musunuz efendim eşinize? Hayır, katılmıyorum. Yani sayen, gölgen, sayende gölgen, senin gölgen. Gölge demek çok daha mantıklı. Görelim bakalım cevap doğru mu? Belma, cevap gölge çıkacak. Siz yine bildik diye sevinin. Çıldırın sevinçten. Gölge. Bir şey diyeceğim. Kaçta kaç oldu? Hepsini bildi neredeyse. Belma Hanım 8'de 8 yaptı Demet. Ama dedim ben. Bir şey söyleyeyim mi? Yani. Galiba 8. sorudayız ve... Çok sağ olun. Belma Hanım %100 hepsini. %100 bildi. Ay Belma. Soruları verdiniz mi? Doğru asla. Söyleyeyim. Evet. Bu cezayı da görelim. Sonrasında da ben geliyorum zaten artık. Yarışmamız buraya kadar idi. Ve Turgut Bey'i yanıma alacağım. Ne bitmez çilem var. Turgut Bey buyursunlar. Bravo. Buyursunlar. Bakayım. Abi müthiş. 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 Oo, çok güzel. Sen dök Ümit. Ver abi hadi. Hadi hayırlı olsun. Evet, ceza ekibimizden rica ediyoruz. Turgut abiye cezalandıracaklar şimdi. Evet. Unlu. Evet, hiç kıpırdama Turgut abi. Unlu mamuller oldu. Hiç kıpırdama Turgut abi. Müthiş oldu. Bence müthiş oldu. Unlu mamuller. Şey de ki Ümit, sizin masa çok başarısız olduğu için size bir joker hakkı vereceğim. Hazır olun de, jokeriniz olarak ben geliyorum. Turgut abi, bak hiç kıpırdama. Sizin masa çok başarısız olduğu için size, yani Gani abi özür dilerim, tenzih ediyorum. Hep Turgut abi yüzünden. Cezaları aldı ya, ona yüklenelim. Yazık ona. Şimdi çok fazla kaybettiğiniz için, ceza aldığınız için ben size inisiyatif kullanıp joker armağan ediyorum. Joker'i rica edebilir miyim efendim? Hamur ve oklava geliyor. Evet, değil mi? Üstüne pide yapacağız Turgut abi. Bu iyi bir şey olarak. Tabii evet, jokerimiz geliyor. Çok tatlıydı. Jokerim benim geldi. Sarı jokerim. Ben Belma'yı tebrik ediyorum. Kurtuldum. Kurtuldum. Gel, şakamız, gel şuraya ya. Bu şakamız sanaydı Gani'cim. Evet ya. Evet, işbirlikçiniz. Evet. Belma, her şey. Bu yaptığımız en tatlı ama Turgut Bey'e de en haşin cezaların uygulandığı bir şakaydı. Oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Ben de alkışlıyorum. Şakalandım. Ama benim de size bir şakam var, ben Gani Müjde değilim. Uy uy uy. Yarışmayı burada terk edebiliyor muyuz? Hayır maalesef. Bakıyorum sorularda bir tuhaflık var ama. Hayda ya. Felç geçireceğim şimdi. Ya ben zorlanıyorum da akıl yürütmeyle falan, öbür taraf her şeyi biliyor. Ya belgeselleri ben izliyorum evde, o dizi izler daha çok. Niye ben bilemiyorum anlamadım. Çok eğlenceliydi ama çok profesyonelceydi. İtiraf edeyim ki hakikaten hiçbir noktasında bir şaka programı içinde olduğumu anlamadım. Çok ilginç. Sonra Demet'i görünce anladım ki bir şakalandık. Çok tatlıydı ama çok elimden. Çok aramızda ama ben bu kadar tabii şey değilim ya, saf değilim. Çok aramızda, çok aramızda. Çok aramızda. Bu sefer şaka ekibimize yakalanan ünlümüz Hakan Ural oldu. Yeni bir markanın reklam görüşmesi için çağırdığımız Hakan Ural'ın başı hayranlarının yarattığı sorunlar yüzünden belaya girer. Bakalım bu durumdan kendisini nasıl kurtaracak? O şakada misafirimiz Hakan Ural. Ne yapıyoruz? Anlatın bakalım. Siz reklam görüşmesine geliyor sizinle. Tıraş bıçağı reklamı. Tıraş bıçağı reklamı. Neydi reklam markanın adı? Ersiçi. Tamam. Siz güzel güzel sohbet ediyorsunuz Hakan Ural'la. Daha sonra bu arkadaşlarımız geliyorlar. Önce Rasim geliyor. Rasim geliyorsun. Evet. Önce tek başına geliyorsun. Sen Cam'la didişiyorsun. Fakat benim istediğim şey, burada timing çok önemli ve bunu geri yani hiçbir şakayı geri alamıyoruz da bu iyice zor bir durum. Biliyorsunuz şeker cam patlayacak. O yüzden timingin çok iyi olması lazım. Olaylar böyle arkadaşlar. Umarım sonu tatlıya bağlanır her zamanki gibi. Reji masasındayım. Kolay gelsin. Arkadaşlar Hakan Ural giriş yaptı. Hemen karşılayalım ve masaya alalım. Hakan Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Çok sıcak değil mi? Merhabalar. Ceyda abla, nasılsınız? Hoş geldiniz. Şöyle alayım sizi. Bu ne ya? Bugün ekstra bir sıcak var ama. Evet ya. Hepimiz geberdik sıcak. Nasılsınız? İyiyim valla, siz iyisiniz. Programdan çıktınız tabii. Size soğuk bir şeyler söyleyeyim mi? Soda içeyim vallahi. Soda. Ya. Tamam. Sen Selim'cim istiyorsan soda bir garson içer. Ne burası ya? Restoran mı? Kafe mi? Burası akşamları performans oluyor sahnede. Herkes hazır olsun. Daha da önemlisi çok dikkatli olsun. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Ne alırsınız Hakan Bey? Soda alayım ben. Yalandan şeye bakayım mı? Müziğe de bileyim yani. Ya ben zaten sipariş verdim. Zaten bir sürü soğuk içecek. İncecik. Bir soda. Başka bir şey yok herhalde. Ben teşekkür ederim, kahve menüyü içerim. Bırakayım. Tamam, öyle yapalım. Tamam, güzel. Ceyda, hemen başla muhabbete. Program nasıl gidiyor, nasılsınız? İyi misiniz, hoş beş? Program nasıl geçti? Program? Yani o çok haralıyım. Memleketteki bizim her gün bir aksiyon olduğu için. Tabii. Yani bitmiyor. Bitmiyor ne yazık ki, evet. Bir açıdan şans. Böyle götürüyorsun değil mi babayı? Sıkılmıyorsun. Sen de şaşırarak her şeyi takip ediyor oluyorsun. Tabii. İşin gereği. Bu kadar yoğun gündemin içinde bir de magazin konuşmak zorunda kalıyorsunuz. Hepsi bir arada oluyor falan filan. Biraz açalım. Yani oradan çıkınca bu mevzulara... Tabii arada da magazin konuşmak zorunda kalıyorsunuz. Yani. Hepsini birleştiriyorsunuz. Zaten programınızın güzelliği orada. Yani bütün konuları birleştirip magazinle beraber. Bir de ben programı şundan dolayı da seviyorum. Biraz önce Selim'le de onu konuşuyorduk. Yani o kadar dürüst, samimisiniz ki Seda Hanım'la beraber. Evet. Bizim program nasıl başlıyor, nasıl bitiyor bilmiyorum. Yani sorduğunuz sorular, yönelttiğiniz o... Bir de Seda benim şansım tabii yani. Komik o. Evet, evet. Siz biraz daha hani hem komik ama hem ciddi taraf. Yani dengelemeye çalışıyorsun. Tabii değil mi? Kendilerine bırakırsan adliyede alırız yani. Maazallah. Siz de keyif alıyorsunuz ama programdan bence. O çok yansımıyor mu? Ben size böyle bir şey yapmam. Yapmazsınız değil mi? Ya o dürüstlük geçiyor zaten. Evet. Belli, çok belli. Tabii aynen yani. Bu saatten sonra. Yalnız burası bayağı keyifli bir yerdi. Bir şey. Çok, yeşilliği falan çok güzel değil mi? Yani, böyle yeşil yerler çok az kaldığı için burası hakikaten nefes alınacak bir yer gibi. Benim de öyle bir şey demişti. Yeşili salata da görüyoruz. Ancak değil mi? Gerçekten bu kadar betonlaşma varken o yüzden burada görüşme yapmak istedik biz de sizinle. İyi yaptınız. Tamam, şimdi reklam konusuna geçelim. Hakan Ural için yapılan araştırmadan bahsedelim. Biraz ufak işimize dönelim. Ben şimdi çok kısa hemen bir giriş yapayım istiyorsanız. Evet. Biz şimdi reklam firması olarak bir Ers Tıraş Bıçakları diye bir firmayla görüştük. Ben köseyim de. Yok, bakımlı olduğunuz için. Biz anket yaptık. Ay. Firma da sizi istiyor zaten. Sürekli zaten hani böyle düzgün. Parayı bulduk. Kadın hayranlarının yanı sıra erkek hayranları da var. Futbolla düşkünlüğüyle de biliniyor. Biraz ondan da bahsedelim Ceyda. Yani tam öyle bakımdan dolayı kadın hayranlarınızı yasa erkek hayranlarınız da çok olduğu için. Daha genç jenerasyon için yeni keşfedilmiş bir olay. Evet. Değil mi? Özellikle futbol severler zaten. Evet. Yaptığımız ankette de 25-55 yaş arasında zaten hep erkek oylamasında siz çıktınız. Vay be. Firma da sizi istedi. Hem görünüşünüzden dolayı. Evet ya, örnek alıyorlar herhalde. Evet. İşte programda da dediğim gibi böyle çok dobra dürüst olduğunuz için. O yüzden... Dürüst keserim sakalı. Değiştirebiliriz aslında değil mi? Böyle bir dürüst keserim. Dürüst keserim sakalı. Dürüst keserim sakalı. Tamam. Tabii. Bir de Mustafa Keser vardı biliyorsunuz. Efsanedir ya. O da erkeklerin idolü olmak da tabii şikayetçi değilsiniz siz de tabii değil mi? Kadınların ilgisine çok alıştığınız için bu erkeklerin sizin idolü olarak görmeleri de... Kötüsü iyisi olmaz. Hani reklamın iyisi kötüsü olmaz diyorlar. O yüzden de evet. Firma özellikle zaten sizi istedi. Biz de hem bu son dönemde sizin bu programla ilgili çıkış yapmanız hem ki yıllardır olan bu dürüstlüğünüz, samimiyetiniz. Ay. Biz de dedik ki evet ankette de sonuçlar öyle çıkınca tıraş bıçağıyla ilgili sizinle görüşmek istedik. Hayırlısı olsun. Paraya gelelim. Öyle de bir yaklaşım. Bu kadar da dürüstüm. Dürüstlük sonuna kadar. Yani. Zaten hem televizyon hem internet olacak mecramız. YouTube videolarını konuşabiliriz. Onlardan biraz bahsedelim. Oğluyla birlikte çektiği videolar bayağı izleniyor. Ağustos sonu gibi falan düşünüyoruz çekimleri. Yani şöyle bir şey var. Tabii ki duruma göre değişecek. Ne var? Eylül başı, Ağustos sonu, Eylül başı gibi. Bu arada oğlunuzla yaptığınız videolar da YouTube'da çok fazla izleniyor. İzliyor insanlar, beğeniyor. Ve şey bizim... oğlumun içinden başka bir şey çıktı yani. Değil mi maşallah? Ben de şaşırıyorum. Tabi baba hem oyuncu hem sporcu hem belli yani size de çekmiş. Aynen, ben de yani o anlamda keyif almaya başladım. Önce hani bunları kırmayalım etmeyelim diyorduk ama şimdi benim de hoşuma gitmeye başladı. Orada farklı bir kitle var. Evet. Değil mi? Televizyon izleyicisiyle ilgili orada daha genç, daha dinamik değil mi böyle? İşte tabii ki de onu eğlenceyi istiyorlar. Eğlenceyi seven tabii, falan tabii. Ceyda şey desene, oğlunuz da yakışıklılığını sizden mi almış? Benzetiyor musunuz kendinizi mesela? Yakışıklılığı da sizden almış Engin'de zaten ama aynı zamanda şey yapmadığı spor yok sanırım. Değil mi? Ne yapmadı? Yapmadığı spor yok sanırım zaten değil mi? O yapar tabii. Değil mi? Tabii. Size mi benziyor peki sizce? Ben size benzetiyorum. İşte o yani. Yani tarih tavırları benzer ama... konuşması falan değil daha mi? Daha şey o... Böyle şekilci gibi sanki. Yani şekilcilikten kastım daha gelişmiş bir model. Hani arabaların yeni kasaları çıkıyor ya. Şimdi ben eski kasa. Yeni model olunca teknolojik olarak daha donanımlı olan. Yani. Ha, anladım. Evet, güzel benzetme bu. Eski kasa yeni kasa ha Hakan. Yani. Güzel benzetme değişik oldu hakikaten. Aynen. Güzel benzetme oldu. İşte o yüzden de biz size böyle bir ilginç bir sloganla başlatıyoruz. Neymiş işte erkeklerin şanına yakışır şekilde Ers jiletleri. Ers. Erkekliğin şanında var. Şanında var çünkü. Slogan şu anda bu ama değişebilir. İkinci, üçüncü de var ama bizim... Aslında evet. Aklımızda da şöyle bir şey var, lafını kestim. Yani tam böyle ayna karşısında siz tamamen tıraş olurken... ...ve küçük bir mırıldanma şarkı falan olabilir isterseniz. Mırıl mırıl gibi. Çünkü yani bunu yaparsanız firma zaten uçacak çünkü hayranlar size. Kardeşim money talks, bullshit walks. Ona gelince senaryo yazımında biraz oyuncu ön plana alacak. Oyuncudan alınan döneler doğrultusunda bir senaryo yazılabilir. Hani hazır bir slogan şu anda yok. Evet. Ne oluyor? Bütçeniz ne kardeşim? Şimdi şöyle ki siz tabii ki bir menajer yok arada da. Direkt sizinle görüşüyoruz. Menajer benim o şeyde Yüzüklerin Efendisi'nde 2 tane adam var ya. Şu an menajere dönüşürdüm. Evet zaten şimdi bu para konuları hep oralara geliyor. Bu da menajer oldum şimdi. O zaman Hakan Bey'in hakları falan. O zaman Hakan Bey şöyle söyleyelim. TV artı internet olacak. Evet Rasim hazır ol. Ve ilk deneyimini uygula bakalım nasıl bir sonuç alacağız. TV'de 2 hafta veya 1 ay gibi bir süresi olacak. Tabii bunlar konuşulan şeyler şu anda. Tam bir netliği yok. Evet. Ama sizin bütçenizi öğrenmek isteriz öncelikle. Sonrasında biz diyaloglarımızı bunun üzerinden ilerletmek istiyoruz. Yani şöyle yıllık sözleşme de aslında yapmak istiyorlar. Çünkü yeni giriyorlar şeye. Yani devam olacak mı bilmiyoruz bu arada. Belki 1. reklam, 2. reklam, 3. reklam diye gidebilir. Bir için mi konuşuyoruz? Biz şu anda 1. reklam için konuşuyoruz. İnternette mi var? İnternette var evet. Yani... Aslında bütçeleri belli ama önce sizle görüşüp okeylememizi istediler. Ağzından aldım. Belliyi ben bir duyayım. Değil mi? Ya açık konuşmak gerçekten var. Ya biz sizden duymak istiyoruz da sizle okeyleşir miyiz? Hani ister misiniz ya da tarif eder misiniz? Çok özür dilerim. Söylüyorum ama... Rica ederiz. Ben Hakan Bey'in hayranıyım diye. Aa, öyle mi? Dur ayakta çekelim. Kusura bakmayın. Selfie evet. Bu da moda selfie. Normal düz foto yok. Ama diyorum ya. Siz oturun ben yanınıza eğilip. Fenerbahçe'den de bahset. Ben de Fenerbahçeliyim diye biraz ufak ufak azıcık bir iki cümle kur. Siz çeker misiniz? Böyle şey samimi. Yani, size bahsettiğin erkek ilgisi bu herhalde. Ben de Fenerbahçeliyim bu arada. Öyle mi? Eyvallah. Evet. Bu sene inşallah iyi oluyor. Bunu Acun'dan öğrendim ha. Böyle o böyle bir açı yapmış. Her şeyi çıt çıt diye çekiyor. Evet. Çok iyi ya. Eyvallah. Nasıl olacak Fenerbahçe'nin durumu? İyi olur inşallah. Daha bir bakalım. Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? He? Ne düşünüyorsunuz Fenerbahçe'nin? İyi olur inşallah. Şimdi böyle bir iş konuşuyor. Ha ya kusura bakmayın. Rica ederiz ne demek? Eyvallah kardeşim. Müsaadenizle. Rica ederiz. Yani çok hayranızım kusura bakmayın. Ne güzel. İyi günler. İyi günler. İşte tam bahsettiğimiz anket sonucunun karşılığı oldu. Yani inanılmaz bir şey. Gerçekten yaşam ortamımız. Evet. Sizden sonra herhalde bu artık biliyorsunuz biraz. Tamam Ceyda şimdi biraz da nedir ürün? Üründen bahsedelim. Bu ilk film. Aynen piyasaya ilk defa. Şu anda hiç reklamları yok. Şu anda herhangi bir dağıtımları da yok. Piyasada hiçbir şekilde bilinmiyorlar. Çıkış yapmak isteyen yeni bir firma bu. Hı hı. Sanırım... Kaynaklarına İngiltere'de bir ortaklıkları mı var? Yani İngiltere'de de ortaklıkları Türkiye'ye var. Türkiye'de yeni bir pazara giriyorlar. Bu şey olmasın lan bu. Şener Şen'in filminde jilet kesmiyordu adamı dövüyorlardı. Aynen evet bu doğru. Bize saldırmasın bak ha. Aman ürün mühim bak ha. Değil mi? Ay, tabii yok. Tabii aman biz bu yaştan yok. Sonra millete... Hakan Bey... Biz ürünleri gördük Hakan Bey. Birinci sınıf. Birinci sınıf yani diğer ücret firmalarına zaten rakip olabilecek. Aslında ürün getirseydik çok güzel olurdu. Biz sizin okey verip vermeyeceğinizi bilemediğimiz için. Burada parçalanırmış. Ya. Bir de şey böyle hani... Biz evinize zaten yol ederiz. Hani jilet çıkarıp göstermek de bir yan. Hani söyle bir tanışalım sizinle, konuşalım. Sizinle oturalım, konuşalım, sohbet edelim istedik. Ya ergonomik yeni bir şey üretmişler. Diğer tıraş bıçaklarına göre siz erkekler daha bilirsiniz ama hani kadın olarak ben gördüğüm kadarıyla... Ben de çok fazla bilmiyorum. Ya, evet evet. 4 bıçaklı ve ergonomik bir şekilde yüze oturan bir yapısı şey var. Bu işleri evet, var. Evet evet. Onlar da bizim çocuk oynamıştı. Unuttum onu da Selim Meri çekti. Tabii bunlar söylerdim. Genere hitap eden. İşte, genele hitap edeceği için zaten piyasayı o yüzden böyle tek filmle ve çok yani, iyi bir videoyla girmek istiyorlar reklamla. Çünkü çok fazla rakipleri var ve yani, karşısındaki rakipler çok güçlü. O yüzden de açıkçası dürüst olmak gerekirse parayla ilgili. O yüzden hani bütçeyle ilgili böyle bir esnek bir bütçeleri var. O yüzden de sizinle konuşmak istedik. Bütçe de gelemiyor. Gelemiyoruz oraya. Yani, köpek balığı gibi. Şöyle yapalım biz sizden önce bir bütçe alalım. Ben de sizden önce bir alayım. Klasik karşılık. Yani çünkü öyle olursa... İsterseniz mail üzerinden yazışabiliriz de resmi olarak. Resmiyete dökmek isterseniz. Biz genelde öyle çalışıyoruz. Mail üzerinden dökersek daha şey olacaktır, resmi olacaktır. Valla Hakan'cığım bütçe diye ısrar ediyorsun ama o bütçe mevzunu bizimkiler de o lafı savuşturuyorlar. Çünkü öyle bir reklam yok. Konu bütçeye gelince... Çevirin lafı Ceyda, doğru yapıyorsunuz. Biz sizinle bugün oturup konuşmak, durumu aktarmak. Böyle bir şeye sıcak bakar mısınız, oynamak ister misiniz? Isındım bak. Çünkü şu anda tüm gençler, özellikle biz sosyal medyadan bir pazar araştırması yaptık. Ve anketimiz erkekler üzerinden ilerledi. Size olan bir sempatileri var. 25-55 yaş tamamıyla size bir güven sağlıyor. 18 ne yapıyor? Onlar biraz daha... Duramıyorum. Benim onlar böyle bir beynim duramıyorlar. Şöyle bir şey de olur. Sizin programınızda da aynı şekilde hani bir sponsorluk falan görüşmesi de olabilir isterseniz. Çünkü bu konuda gerçekten size ayrı bir bakıyorlar yani hayranlık açısından. Bizim için de şans oldu aslında bakarsanız ben de sizi TV'den seyrediyorum. Evet, dinliyorum da takip ediyorum. Gelmeden önce biraz aslında dibitiniz yaptım anlamda. Çünkü ben o her bölümünü izliyorum. Ben arada iş olmadığı zaman işte kaytarıyor bazen ajansta. Siz beraber çalışıyorsunuz. Beraber çalışıyoruz. O yüzden de daha hakim aslında ama ben de izlediğim bölümlerde gerçekten o magazin programı gibi olmuyordu. O sosyal çevreyi çok güzel tutuyordum. Hiç alakası yok ki. Şimdi hani bu bir de şöyle bir kafa var tabii insanlarda. Hani böyle sınıflandırma hem sınıflandırmadan şikayetçiyiz. Evet. Hem de yaftalamayı çok seviyoruz. Yani kimseden bir farkı yok kardeşim. Tamam da her şeyi sınıflıyorsun. Evet. Yani mesela atıyorum şimdi o herkes... Yani insanlar onu aklına getirir. Yani sen anlarsın. Şimdi kardeşim magazine niye bu tepeden bakıyorsunuz anlamadım ben. Yani böyle bir absürtlük olur mu? Her işin bir kaliteli Yapanı var ve olanı mesela var yani. Mesela dünyada en saygın iş ne olabilir? Öğretim üyeliği. Hı hı. Onda yanlış yapan var. Değil mi? Yani gençlere evet, gelecekle ilgili hazırlanması demek. Hani önemli bir görev. Doğru. Onu da yanlış yapan var. Tabii ki de her meslek için geçerli bu. Hakan Bey. Çünkü herkes belgesini izleyeceğiz diyor sanki. Affınıza sığınarak. Arkadaşım da gördü. Çok şey yaptı hani. Bir fotoğraf alabilir miyim? Takip ediyorum. Hatta ya, hanımefendi bizi çekebilir mi? Oğlum demin selfie aldım. Evet çekerim ben. Ama arkadaşla da beraber şey yapalım ya. İyi ya. Siz oturun isterseniz biz yanınıza böyle çökelim. Yok yok böyle alalım. Yani mevzumuz bölünmesin. Evet biz iş görüşmesi yapıyorduk da. Ama abi, bir buradan alayım senin telefondan da alırız. Tamam. Çekiyorum. Tamam. Çekerken çekiyorum. Tamam. 3, 2, 1. Rasim biraz uzaktan çekin de. Tamam. Bir tık uzaktan da alabilir misin? Bir tık uzaktan. Şöyle. Şimdi bir de dikey çeker misiniz? Story'e koyacağım de Rasim. Bir de dik tutar mısınız? Story'e koyacağım. Tabii. Heh. Filtre yapıyorum da. Anladım. Oğlum story'ler filtreler. Tamam sanırım yeterli. Bir tane bundan da alabilir miyim ben? İkimize mi? Yani ben de paylaşayım şimdi. İzlikten geldim. Tamam. Arkadaşlarım falan göstereyim. Çok mutlu oldum sizi gördüğüm için. Oturun isterseniz ben yardım. Bir de şu masayı da alayım mı böyle genişten? Ha tamam hadi. Şu burayı almadı. Özür diliyorum. Tamam. Özür diliyorum. Ama yapma şöyle. Tamam. Ya biz almazsanız. Ya şuradan çeksene. Özür diliyorum. Şuradan çek abi. Normal olmuş. Ceyda Hanım. Bir tane de story için alacağım. Evet. Oğlum bunu story'e koy. Dik çekiyoruz ya. Efsane evet. Bir tane çek de abi sağlama. Tamam mı? Bir şey diyeceğim. Şimdi arkadaşım yapıyor. Body yapıyor, vücut yapıyor. Ona bir iki söyleyeceğiniz bir şey, kendi çok çekingen de soramıyor. Kafamı yapıyoruz siz zahmetlerden. Bir şey soracağım. Yok bir şey var. Evet, küçük bir görüşme değil var. Abi ağır bas, bu protein ye. Tamam. Beyefendi ben telefonunuzu... Yazalım mı bunu? Şöyle ağır yapalım mı? Biz bir görüşmedeyiz. Hakan Bey de çok rahatsız ediyoruz. Ama Hakan Bey rahatsız olmuyor. Siz niye rahatsız oluyorsunuz ki? Yani sanatçı insanlar böyle alışıktırlar yani. Sen boşuna otur, ben hallederim. Sen otur. Vallahi sabrına hayran kaldık Hakan Ural'ın. Sevenlerine karşı sevgisi, saygısı son derece nazik ve profesyonelce, evet. Rasim sana bile kızmadı yani. Ben ne diyeceğim, sen ne istiyorsun? Vücut yapıyor. Çok gerçekten severek iş görüşüyor burada. Ama ben senin de soruna cevap vereyim. Az kilo çok tekrar, protein, et yiyorsun, yumurta yiyorsun, eyvallah. Tamam mı? Bak az kilo çekti ötürer. Tabii çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Eyvallah. Oğlum var ya hemen hikaye. Sürekli böyle mi? Nasıl? Hakan Bey sürekli böyle mi dışarıda? Ya yok aslında. Çocuklar heyecanlı bunlar. Aha. Yok genelde. Biz rahatsız oluyorsunuz sandım. Kusura bakmayın ben o yüzden kalktım ya. Ben yapmak istemedim. Şimdi ben hep şunu söylüyorum. Kur'an çarpsın. Allah bir kere insanın sevenin eksikliğini vermesin. Bunun şımarıklığını yapmamak lazım. Tabii ki de kesinlikle. Ama yani şimdi bu işin onun bu tarafı. Ama evde oturuyorsun çocuğun bile fazla sululuk yapsa evladın yani. Evet. Değil mi boş ver sanatı, şöhreti bırak. İşte eşin, evindeki kardeşin, anan baban bile fazla sulu olsa oğlum bir dur derler. Evet. Yani her şeyin fazlası zarar. Ama kendini bilmeyen insan da çok fazla geliyordu böyle. Bana vallahi pek gelmedi ya. Ay iyi. Bana pek bunlar heyecanlı biraz herhalde. Çocuklar izlik mi dedim, izlik mi dedim bir şey. Ya bir peçete alabilir miyim? Bir de sade Türk kahvesi rica ederim. Biz de sormadık. İzlikten mi? İzlik mi dedim? Anlamadım ben bir şey. İzi anladım ama. Ben de sadece başını yakalayabildim böyle. Bir izledim ama. Nick ve Mit. Acaba. Orayı Mit'i duyunca biz hazır ola geçelim hemen. Böyle başınıza kötü hiçbir olay geldi mi? Hayranlarla ilgili. Yok hiç yoklar mı? Ben mesela bazen duyuyorum. Birkaç tane ünlüyle çalıştım. Mesela onlar diyor, mesela bazen yolda yürüyemiyoruz diyorlar. Hani şapka takıyorlar, gözlük takıyorlar, öyle yürüyorlar. O şimdi bizim yaş grubunda pek olacağını zannetmiyorum. Gençler var bu. Mesela Aleyna Tilki. Evet. Efendime söyleyeyim. Kimdir mesela genç şu an popüler? Murat Boz var mesela. Murat Boz var. Çok fazla hayranı var. Cem, bilmem. Şarkıcılardan. Mesela o gençlerin sevişi daha heyecanlı oluyor. Evet o yüzden diyorum böyle yapışıyorlar. işte zarar veriyorlar. Ne bileyim işte yani ister istemem mesela, zarar verme değildir yaş, muhakkak da. Yok o yaş grubu ne yapar? Çığlık atar genelde. Onu anlarsın gelecek. Falan diye öyle oralardan anlıyorsun. Ben şey duymuştum. Bizim yaş grubu genelde daha nezaketli gelir. Çok pardon diye böyle hani. Evet çocuklar hazırsanız Rasim ve Can bir daha gelin bakalım. Ama o ilgi de sizin gibi yani birçok sanatçı terbiye edip egosunu çok güzel bir yere koyabiliyor ama koyamayanlar da var. Her işte yok mu? Her işte iyi de ya var, öyle. Kötü de var. Yani bizim hani bir sektörümüz üzerinde konuşmamak lazım. Ayıp olur o zaman. Ceyda tekrar geliyorlar. Ben sana Kemal'i yani garsonumuzu çağıracağın zamanı söyleyeceğim. Her işin iyi örneği de var, kötü örneği de var. Öyle diyelim yani. Anladım. Ve parayı verin derken. Yok amma para dedim bugün. Hayır olsun. Allah rahmet eylesin. Annem der ki saçı çok olana saçına sür. Ne oldu? Ya, çıkmamış. Özür dilerim. Yine mi ya? Hakan Bey. Abi bak da ya şu resme bak Allah aşkına. Ben bunu nasıl paylaşayım da yani. Kapalı çıkmış gözüm yani kapalı da değil yani sımsıkı kapatmışım gözümü. Çektirmezsem sen bir resim gözüm açık gider de. Şu fotoğrafa bakar mısınız? Yani hanımefendi bir fotoğraf çekmiş. Bilmiyorum ne iş yapıyor ama kameraman falansa. Beyefendi. Ya böyle bir fotoğraf çekme var mı? İnsan bir uyarır. Ben bunu tam... Sen ne istiyorsun? Ya ben sosyal medyaya koyacağım. Gözüm açık. Sizinle arkadaş gibi gözüktüğüm bir fotoğraf istiyorum. Ya çektiremezsem gözüm açık gider yani. Sen? Güzel. Aynı karede ben de varım abi. Evet Kemal hemen müdahale etme. Ama ayrılma oradan. Bir yandan kolluyorsun ne olup bittiğini. Orada kal ama müdahale etme. Evet bir yardımcı olursanız hani bakın Hakan Bey de rahatsız oluyor. Bir dakika abi bir dakika. Benim sizden bir ricam var. Eyvallah anlıyorum ben sizi. Son bir defa da net emin olacağınız bir şekilde bak. Çekelim fotoğrafı. Hı hı. Sizden rica ediyorum. Hı hı. Anladınız mı? Çektikten sonra da siz fotoğrafınızı kontrol edin. Tamamsa artık... Emin olalım evet artık. Tamam. Hakikaten... Şey... neyse tamam. Çok naziksiz şey. Sizi yormayalım isterseniz gerçekten. Yok, yani biz hallederiz bunu. Hemen siz ayağa kalkınca çok yakışıklı çıkıyorsunuz. Siz otursanız biz yanınızda tamam, böyle cüce kaldık. Estağfurullah gel kardeşim. Şu hanımefendi bu sefer hani biraz dikkat edersiniz. Böyle başınızdan salmayın da. Yok sen bu tarafa. Hani Ahmet Bey. Şey değil. Açın. Yok onu kontrol edeceğiz. Ya benim çekerken şey yapıyor. Sen tamam mı sen de? Bak. Yok artık oğlum ya. Tamam bir tane yan şey Instagram'a yüklenmiyor. Bir tane yan çeker misin? Tamam bir tane yan çeker. Rasim böyle kaldırmayın. Hakan Ural'ı yanına çökün meleklerin gibi çıkalım diye. Bu Instagram'ınız story'niz ayrı. Tam size şeyden bahsediyorum. Şöyle eğilsene. Çekelim. Melekleri gibi çıkalım. Tamam oldu. Lan oğlum nasıl? Garip garip şeyler yapmayın. Tamam. Melekleri gibi değil mi? Tamam. Tamam beyefendi. Hepsi tamam oldu. Tamam hadi gerçekten. Yok tamam. Tamam artık. Yeter artık. Tamam. Kontrol et fotoğrafı. Güzel çıkmış mı? Kontrol etmeden ayrılmayın yanından. Tamam. Bir kontrol edeyim. Evet. Nasıl? Bir daha çektirin şimdi bir fotoğraf. Ya ben aslında bir tane daha isterdim ama. Hadi tamam. Hadi. Ya, tamam ya. Bak gerçekten. Hayır. Konuşmuştuk ya Kemal önce itme. Can diyeceksin ki itmeyin beni öyle. İtme beni öyle diyeceksin. O da itmeye devam edecek. Lütfen gerçekten artık çok sıkıcı olmaya başladı. Yani bir şey soruyorum. Ya yok. Ben sana bir şey yapmıyorum. Ben sana bir şey yapmıyorum. Tamam. Tamam da şurada sanatçıyla muhatap oluyorsun yani. Evet. Köpürtün çünkü sönerse oradaki o şey gerginlik tekrar geçemeyiz şeye. O itme mevzuna. O yüzden biraz köpürtün şimdi. Sen niye böyle yapıyorsun? Bir dakika. Abi niye böyle yapıyorsun? Abi niye böyle yapıyorsun? Abi kovuyorlar beni bak. Bir dakika ya. Ama bakın Hakan Bey yani. Abi bak. Abi bırak. Ama bu kadar şey gerek. Bakın bırak yapma arkadaşım. Biz de burada konuşuruz. Tamam. Ne sorunu? Tamam. Sorun. Bırak ya git. Tamam git. Çift şefkar sosu git onu çağır ya. Yani sanatçı görmüş. Fotoğraf çekeceğiz. Sen şimdi başlat olayı. Sen, niye dokunuyorsun omuzuma, niye itiyorsun beni diye birazcık dik konuş Kemal'le. Yürü git şuradan ya. Bekan lütfen. Beyefendi. Ya tamam. Kardeşim gitsene. Gitsene. Ya bağırmasanıza siz de ama yani. Yükselmeyin. Bağırmayın. Oğlum ne oluyor? Burada bir hanımefendi var. Tamam. El kol hareketlerini ki. Neyin el kol hareketi? Ben sana el kol hareketi yapmıyorum. Ben sana el kol hareketi yapmıyorum. Tamam hadi. İkincisinde de söylüyorum. Hani üçüncüsünde de söylüyoruz. Lütfen. İlk görüşme yapıyoruz burada. Tamam abi. Tamam. Ya çok özür dilerim gerçekten. Erasım hakkında Hakan Bey. Ay ne oluyor? Ben böyle bir şey görmedim. Ben de görmedim. Mevzu ne şimdi? Mevzuyu ben anlayayım da. Ne oluyor? Ne oluyor? Anlamadım. Senin olmayan ne oğlum? Bana anlat ya. Mevzu ne ya? Abi bak. Mevzu bir şey yok. Ben size bir şey sormak istiyorum. Ama biz seninle fotoğrafını çektik zaten. Ben sabahtan beri seninle çalışıyorum. Abi geç. Senin olmayan nedir oğlum? Onu anla. Bak kaç kişi rahatsız oldu burada? 50 kişi oturuyor. Burada 100 tane insan var. Günah çok, ayıp. Çok özür diliyorum yani. Galiba. Benden etrafa karşı da ayıp ediyorsunuz. Burası bir iş. Ceyda Hanım buyurun. Kaç kişiyi rahatsız ettiniz? Ben şunu anladım. Sorun ne? Kolumdan tutup çekiyor. O mevzu bak şimdi. Şimdi ben sizi çok beğeniyorum. Tamam. Severek izliyorum. Duruşunuzu çok beğeniyorum. Mevzu da hani mevzu. Arkadaşlar da hani neden böyle yapıyorlar onu bilmiyoruz. Hani sert de bir kere anlattık. Rahatsız ediyorsun. Bu kadar anlatmaya gerek yok. Evet lütfen gerçekten. Ya bakın size gider misiniz dedik. Gitmediğiniz ama yani. Ya senin mevzun bitti mi? Konum bitti mi? Sizin mevzun bitti. Tamam ama ben bir iş konuşuyorum. Evet bak. Burada. Bir dakika yani. Hazır olun arkadaşlar bakın bu zamanlamanın tutması lazım. Rahatsız olmuyorsan rahatsız oluyorsun. Hadi. Tamam da. Hadi abi. Tamam abicim. Bir fotoğraf çekince söyle. Kemal bekle. Şimdi it. Evet şimdi it. Tamam. Ne oluyor abicim? Ne yapıyorsunuz ya? Ya kendi düştü ya. Bir şey yaptım yok benim ya. Ne yapıyorsun? Sen. Ya neyi ne yapıyorsun? Yok dur ya. Dokunma. Şey yok, şey çok iyi oldu. Elinize sağlık. Tamam ya. Çok iyi oldu. Elim. Bir şey yok. Can. Tamam bir şey yok. Can oldu. Bir şey yok. Tamam. Bir dur lan bağırmalar. Manyak mısın? Çocuğun ambulansla patladı. Bir şey mi olmuş ya? Biri ambulans lafı etsin. Ambulans çağıralım diyeyim. Ambulans. Kaldırmayın abi. Kapatmışsınız lan. Bir şey söyleyeceğim. Ambulans bir şey arar mısınız? Tamam çağırıyoruz. Tamam. Manyak mısınız? Ne oldu? Sen niye itliyorsun ki? Niye ittiriyorum arkadaşım? Tamam ya, kardeşim kalkma yerden kalk bak elin ayağın. Dur. Abi kalk, tamam kalk. Ya. Oğlum bir dur lan. Hareket etme. Ya kardeşim. Oğlum bir dur lan. Sumur getirin. Sumur getirin. Nereye getir? Hakan Bey kusura bakmayın. Olaya peçete yok mu? Ellerim durdu lan misafir geldi ya. Hakan Bey sizi şöyle alalım. Arkadaşlar ilgilensin isterseniz. Oğlum kim ilgileniyor? Arkadaşlar Hakan'ı uyarın. Kırık cama dokunmasın. Uzaklaştırmaya çalışın oradan güya. Evet, lütfen yani cam falan yerde. Ceyda Hanım, tamam, Hakan Bey alın mı isterseniz? Allah kahretsin. Tamam, arıyoruz. Yok. Allah arı bir ambulans. Ambulans arayacağı yok. Tamam, biraz daha ağız dalaşı olsun ama sakin Kemal. Sen alttan al, çok yükseltmeyin artık. Tamam, arayacağız. Arkadaşım sen niye bana yükseliyorsun? Abi ne yükselmesi? Camdan içeri... Yok, tamam. Seni yedin oldu. Ne diyorsun? Allah ya. Ne canımı s***? Sen bana ne... Ne diyorsun sen bana? Rasim abi. Seni yüzünden ittirdin adamı lan. Ne diyorsun? İşte böyle bir insan yok mu? Normal bir adam diyor. Normal insan. Abi. Yok. Normal bir adam yok mu oğlum burada? Hani bu sen şu adama dua et. Normal bir insanınız yok mu kardeşim sizin? Hani bu işlere bir dur. Tamam abi. Hani sakin olun. Sakin olun. Değil sen değil. Yastık yok mu şu kafamın altına koyayım? Tamam, batıyor evet, camdan. Tamam. Ben 6 kilo terledim. Ellerim titriyor benim de. Hayatımda böyle bir şey gördüysem Kur'an evliya çarptı. Oğlum biriniz bir insan burada bir normalleşecek bir şey yok. Ben nereye düştüm lan? Tamamdır biz istediğimizi aldık tamamdır. Geliyorum. Bir fotoğraf çekilecektim alt tarafı ya. Tamam abicim çekileceğin kadar. Ne çekilir? Bir sus sen konuşma. Bak sen konuşma. Tamam mı abi? Oğlum bak el kol hareketi yapma bana lan. Rasim abi tamam abi. Şey nerede abi? Tuvalet nerede? Ambulans falan çağırdınız mı? Tuvalet nerede be? Altı. Tuvalet nerede abi? Oğlum tuvalet ne oldu lan? Hakan Bey bir fotoğraf çektirebilir miyiz? Sizi görünce o kadar heyecanlandım ki kusura bakmayın. Hemen şöyle alalım. Alalım Hakan'cığım. Ya var ya. Hayatımda böyle bir şey. Hakan Ural! Ama çok sakindin. sakindim. Ben böyle bir şey... Çok sakindim. Hatta dedim ki arkadaşlara oğlum bırakın. Oğlum ne sahtekarmışsınız lan siz de. Senin kanalman yok mu lan? Ceyda. Yok arkadaşımız profesyonel. Merak etme yani, bütün içi... Kana ama bunu ne? Hazırlıklı. Gördüğün gibi. Yok yok künye var camda. Onun itmesiyle patlamıyor cam. Nasıl terledim şu halime bak ya, su çıktı ya. Tamam evet. Ben en azından şöyle bir tesellim var. Ben seni çok seviyorum. Evet teşekkür ederim. Ve saygı duyuyorum. Çok teşekkür ederim. O açıdan bana da o anlamda sürpriz oldu. Çok teşekkür ederim. Ben de biraz ona güvenerek. Ama arkadaşlar bir ağzını bulur. Evet. Ya mantıklı. Anladın mı yani, jilet erkek yani. Çok makul geldi yani. Bir de güzel anlattılar onu. Hiç sorgulamadım bile onu yani. Ers Tıraş Bıçakları diye bir firmayla görüştük. Ben köseyim derdim. Arızalı bir şekilden kıllandım. Öyle tipler vardı. Bir, hani arızalı, hafiften böyle arızaya kayan bir tipi var onun. Görünce zaten üçüncü gelişinde ben onu görünce dedim eyvah dedim yani, de geçtiriz dedim yani. Son bir defa daha net emin olacağım şimdi bak, çekelim fotoğrafı. Sonra garsonla olan muhataplığında da dengesiz davranmaya başladı. Git gel orada dedim bir sıkıntı olacak dedim, uyandım. Tamam lütfen beyefendi. Ya tamam da bu. Orada bir de ben patlayınca tövbe Allah korusun ben. Silah minat da falan böyle bir... Çünkü bir ses geldi bayağı. Acayip bir şeye dönüştü mevzu fotoğraftan yani. En son story konuşuyorduk biz. Ne oldu lan? Bir şey yok. Tamam. Bir dur lan bağırmadan. Demet Akba her şey yolunda demek oldu. O anlamda hani anladın mı yani? O kadar heyecanlandım ki kusura bakmayın. Hemen şöyle alalım. Alalım Hakan'cığım. Çok aramızda. Gerçekten çok aramızda. Çok çok aramızda. Aramızda, aramızda, çok aramızda.